kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle yılbaşı için hediye fikirlerimi paylaşacağım. Kendimce derlediğim, beğendiğim, bence bu bana hediye edilse ya da ben sevdiğim birine hediye etsem ya da kendi kendime böyle bir hediye alsam hoşuma giderdi dediğim güzel bir liste hazırladım. Bence yılbaşı diğer özel günlerden ayrı bir gün. O yüzden de biraz daha böyle kişisellikten çıkmış ama yılbaşının temasına çok da uygun hediyeler seçmeye çalıştım. İlk olarak kupalar geliyor. Kupa benim her gün kullandığım ve bence birçok insanın da her gün kullandığı bir obje. Bununla çay, kahve vesaire içerken kesinlikle size kim onu hediye ettiyse onu en az günde bir kere hatırlıyorsunuz. Bence bu bir gerçek. Ne tarz kupalardan hoşlanıyorum? Mesela sizi motive edecek bir cümle yazıyor olabilir. Christmas'a özel, Christmas temalı güzel, tatlış bir kupa olabilir. Ya da böyle bu aralar şunlara çok tatlım, ayıcıklı böyle o kadar tatlı kupalar var ki beni benden alıyor. O tarz kupalar hediye edebilirsiniz. İkinci fikir olarak bununla hemen bağlantılı olan bowl'lara geçeceğim. Kaseler yani. Ben biraz kase derken zorlanıyorum arkadaşlar. O yüzden o yumuşak şapkalı ağ var ya Türkçedeki, o beni bayağı bir maalesef ki zorluyor. Neyse, ben bu kaseleri neden çok seviyorum? Çünkü eğer hediye alacağınız kişi çok fazla böyle işte gevrek falan yiyorsa, yulaf falan yiyorsa kesinlikle bunu kullanacaktır. Ve bence çok tatlı işler. Yani o kadar güzel değişik kaseler var ki gördüğünüz zaman ihtiyacınız yoksa da alasınız geliyor. İtiraf edin, sizin de geliyor. Almışsınız kesin vardır iddiasına girelim. Benle inatlaşma. Diğer bir hediye fikri ise bence eğer kış günlerinde dışarıda bir şekilde dışarıdaysanız okul, iş vesaire, bunun için en güzel çözümlenecek şeylerden bir tanesi evde hazırladığınız bir termos dolusu çay ya da kahvedir. O yüzden kesinlikle termosları da listeye eklemelisiniz. Peki eğer bu kış günlerinde evdeysek? Bence güzel bir battaniye de bu fikirler arasında olmalı. Gerçekten harika bir hediye fikri. Örgü battaniye olabilir. Sizin ördüğünüz bir battaniye hatta mükemmel olabilir. Onun dışında çıkıp dışarıda satılan değişik böyle hani o ekose desenli vardır ya, kırmızının falan da dahil olduğu o tarz battaniyeleri hediye listenize alabilirsiniz. Başka bir hediye de benim genelde çok fazla pasta yapan insanlara hediye etmeyi sevdiğim şeydir. Pasta tabakları gerçekten çok güzel bir hediye ve bu aralar o kadar güzel motiflerde pasta tabakları var ki yani resmen Christmas'ı tabağın ortasına döşemişler diyorum ve susuyorum. Yine pasta yapanları sevindirecek başka bir hediye fikri kurabiye kalıpları. Çok değişik kurabiye adamlı kalpli falan böyle kardan adamlı kurabiye kalıpları var. Bence onlar gerçekten pasta yapanları, pasta severleri çok mutlu edecektir. Dekoratif yastıklarsa benim bir başka bayıldığım objelerdir evde. Kesinlikle o kadar tatlıları var ki böyle işte kar şeklinde olanları var. Böyle bastonlar var ya şöyle şeker şeklinde olan kırmızı beyaz onlardan olabilir. Kurabiye abilerden olabilir. O da çok tatlı oluyor gerçekten. Bu tarz böyle Christmas'a uygun evi hani böyle Christmas havasına dönüştürebilecek küçük ama aslında çok büyük objeler. Çünkü bir anda evin havası böyle normal bir evden hop. Abi ne oluyoruz ya, Christmas time'ı ya dönüyor işte. O yüzden bence kesinlikle bu da en güzel hediyeler arasında olmalı. Yeni yılın diğer en güzel hediyelerinden biri ise bence pijama ve terlik. Gerçekten bu benim çok sevdiğim bir ikilidir. Tabii ki ayrı ayrı da hediye edebilirsiniz. Çok güzel ekoseli pijamalar olabilir, saten pijamalar olabilir. Eğer bütçeniz birazcık fazlaysa hatta Victoria's Secret'in çok güzel pijamaları var. Onlardan bir tanesini hediye edebilirsiniz. Onun dışında böyle pufidik terlikler var ya böyle hani giymeseniz bile evde sanki bir dekormuş gibi duran, siz evde yokken bile hani o senin bir eşyandır ve onu orada görmek yani evin diğer sakinlerine bile hani huzur verir. O cinsten terlikler hediye edebilirsiniz. Yılbaşı ile ilgili ne demiştim? Kişiselden çok biraz da yılbaşı ile ilgili hediyelerin olması bence doğru demiştim. Ve bence küçük hediyeler de güzel hediyeler oluyor yılbaşında. Yani böyle kafaları yemenize gerek yok. Çok büyük böyle hediyeler düşünmenize gerek yok. Bence bir çorap bile sizi seven birini mutlu eder diye düşünüyorum. Çok tatlı çorap setleri var. Eğer tutuşan çoraplar mı aramazsınız? Üzerinde kalpler olan, yılbaşı ağaçları olan, kurabiye abiler olan o kadar yemelik çoraplar. Bunu da başka kimse söylememiştir. Evet, yeni bir şey buldum. Yemelik çoraplar var ki inanamazsınız. Hediye listenize kesinlikle ekleyin. Atkı ve eldivenler de soğuklarda sevdiklerinizi koruyacak başka bir hediye şekli. Bir de bunun dışında şöyle ufak bir ek yapacağım. Bu sene benim de çok dikkat ettiğim bu böyle el ısıtıcı. Ne deniyor ona?
kutusu gibi değil de el ısıtıcı minik böyle objeler var. İsmini tam olarak bilmiyorum. Onlardan da bence hediye edebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiler ellerinizi sayenizde şöyle cebinde hafif hafif ısıtsa fena mı olur? Isınmak demişken sadece elleri mi ısıtıyoruz? Hayır, kalpleri de ısıtıyoruz. Bence o yüzden güzel bir mum seti de ekleyebilirsiniz bu listeye. Güzel anlarınızı fotoğraflamak için ve anında bunları da çıkartıp şöyle buzdolabınıza, magnetlerinizin yanına koyabilmek için Instax kamera. Bence bunu kendinize de hediye edebilirsiniz. Bence gerçekten harika bir hediye. Biliyorsunuz ben bu sene bir çekilişe katıldım ve Instax kamera istiyorum. Gelir mi dersiniz, göreceğiz. Bu aralar benim gerçekten ihtiyacım olan hediyelerden bir tanesi mesela aynalar var ya. Ama böyle ışıklıları var. Onlar gerçekten iş görüyor. Özellikle de mesela şu an gündüz ama ben YouTube ışığıyla video çekiyorum çünkü güneş yok. Kış günlerinde karanlıkta, hani gece gelmeden önce oluşan gündüz karanlığında eğer makyaj yapacaksanız böyle bir aynaya sizin de ihtiyacınız olabilir. Sevdiğiniz kişiye de edebilirsiniz. Bence kesinlikle bunu ekleyin. Bir de bunun dışında estetik görünen aynalar var. Bak bak doyamayacağınız aynalar var. Tabii ki o da artık sizin tercihiniz. Teknoloji, estetik. Hangisi bilemiyorum. Şimdi ise sadece dekoratif amaçlı kullanılan, hiçbir işe yaramayan ama gerçekten çok güzel olduğunu düşündüğüm kar küreleri. Gerçekten çok tatlılar. Bence güzel bir kar küresi de harika bir hediye olur. Sıra geldi kişisel bakıma. O kadar çok kişisel bakım için alabileceğiniz hediye var ki maske setleri. Eğer maske seven birine hediye alıyorsanız mesela böyle 5'li 6'lı setler var. Onlardan birine hediye edebilirsiniz. Ya da mesela saçına çok özen gösteren biriyse bu kişi saç maskeleri alabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olacaktır. Hadi hepsini geçtim. Kişisel bakıma önem vermiyor ama çok güzel makyaj yapar. Makyaj malzemelerine bayılır diyorsanız bu yeni yıl için hazırlanmış olan mesela Kiko'nun çok güzel bir seti var. Pupa Milano'nun var. Ben pek fazla her markayı bilmiyorum ama her markanın yaptığını eminim. Onun beğendiği markadan güzel bir set kesinlikle hediye edebilirsiniz. Ama yok, ben bunların hiçbirine karışmak istemiyorum. O ne kullanırsa kendi biliyordur, ben bilmiyorum diyorsanız ona da bir alternatifim var. Makyaj çantaları, gerçekten çok tatlı makyaj çantaları var. Bu aralar ben makyaj çantasında lale figürüne taktım. Neden taktım, niye taktım hiçbir fikrim yok. Laleleri o kadar da sevmem ama makyaj çantasının üzerinde çok da güzel durmuyor mu ya? Biraz daha teknoloji mi konuşsak? Mesela ben teknoloji hediyelerine bayılırım. Gerçekten çok severim. Ne hediye edebilirsiniz teknolojide? Tabii ki de bütçeleri çok böyle arşa çıkartmayacağız arkadaşlar. Şu böyle tatlı pufidik kulaklıklar var ya, onlardan hediye edebilirsiniz. Karşıdakini de çok sevindirecek bir hediyedir diye düşünüyorum. Onun dışında telefon kılıfları, bence bu da harika bir hediye. Çok estetik görünen bir telefon kılıfı alırsınız mesela. Puf puf olabilir. Bu arada ben bunu birine hediye etmiştim. Beğendim mi, kullanıyor mu bilmiyorum ama umarım beğenmiştir. Sonra bunun dışında mesela diyelim ki hediye edeceğiniz kişi karınız, işte kocanız falan filan. Mesela Fabio bana gelip dese ki senin iPad'ine bir klavye aldım, ne kadar mutlu olurum. O yüzden o tatlı klavyeler var ya, böyle renkli renkli, pembesi var, yeşili var, hani onlardan bir tanesine hediye edebilirsiniz. Kitap kurtlarını unuttum mu? Hayır, unutmadım. Çok güzel setler var, kitap setleri. Bir tane kitap az gelebilir. O yüzden bence set almak mantıklı. Üçlü dörtlü setlerden hediye listenize kesinlikle ekleyin. Kitap seven birine hediye alıyorsanız bence en güzel hediye gerçekten kitap oluyor. Klasik ama yani öyle, doğru. Biraz da saçı güzelleştirebileceğimiz şeylerden bahsedeceğim. Tokalar. Gerçekten çok güzel tokalar var. Gerçekten gördüğüm zaman kendimi tutamıyorum. Özellikle böyle büyük büyük kocaman kocaman taktığınızda saçınız içinde böyle kaybolanlar var ya, onlar gerçekten çok güzel. Onun dışında böyle şu kurdele şeklinde olanlar, bu iki tane öne takılanlar, arkadan bir tane takılanlar, onlar da çok güzel bir alternatif hediye için. Ya da bence taç. Taç da çok güzel. Böyle biraz kabarık. Hatta tam böyle yılbaşı temalı olanları var. Onların ekoseli olanlar. Düz bordosu, kırmızı, yeşil. Onlar da güzel. Onun dışında karelilerini de tercih edebilirsiniz. Ama bence kesinlikle böyle bir hediye de hemcinslerimi sevindirir diye düşünüyorum. Fransız şapkalar da bence listede olmalı. Ben gerçekten çok severek kullanıyorum. Onların bir de böyle deri, kasket şeklinde olanları falan var. Onlara da bir bakabilirsiniz. Çok aşırı estetik duruyor. Çok aşırı cool duruyor. Bitki çayı hazırlamak için olan o böyle cam bir şey var ya, adını bilmiyorum. Onu da listeye ekleyebilirsiniz. Onunla birlikte hatta böyle yanına 2-3 değişik bitki çayı da alabilirsiniz. Böyle güzel bir paket olur. Onun dışında moka pot, eğer kahve içmeyi seviyorsa, hediye aldığınız kişi espressosuz yapamam falan diyorsa, bence moka pot çok güzel bir hediye. Böyle değişik değişikleri var. Bence çok da estetik bir hediye. Güne de harika başlar o var ya, hediye ettiğiniz kişi böyle mis gibi kahve kokularıyla. Kış deyince yağmur, çamur hiç unutmam. Hemen onu da listeme aldım. Çok güzel şemsiyeler var. Eğer bütçeniz birazcık böyle bir tık hani yukarıdaysa güzel markaların mesela şunu biraz utanarak ama çok beğeniyorum. Hala çocuk var içimde cidden. Kupanın ayıcıklısı, şemsiyenin ayıcıklısı, pijamanın ayıcıklısı, bilmiyorum yani.
Yani öyle kaldık. Büyümedik belli bir yaştan sonra, böyle kaldım yani. Son olarak biraz daha defterlerden bahsetmek istiyorum. Çok güzel defterler var. Ay, böyle baktığınızda kıyamazsınız üzerine yazı yazmaya. O tarz defterlerden hediye edebilirsiniz. Bunun dışında planner hediye edebilirsiniz. Eğer hayatını planlamayı seven biri ise bu hediyeye kesinlikle bayılacaktır. Christmas hediye fikirlerimin böylece sonuna geldim. Umuyorum ki aradığınız hediyeyi videomda bulabilmişsinizdir. Bu arada kendinizi de unutmayın, tamam mı? Kendinize çok iyi baktığınız, kendinizi daha çok sevdiğiniz güzel bir yıl diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.